Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Evet, bir bayrama daha kavuştuk. Ama biz bayramı 31 Mart'ta kutlamıştık. AKP'li arkadaşların da tabii ki bir bayrama ihtiyaçları var. Bu bayram sizin bayramınız. Siz de bu bayramda sevinebilirsiniz. Efendim buradan AKP'li arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de eğlenmeye, bayrama ihtiyacınız var. Anlıyorum sizi ama tabii bizim için çifte bayram, sizin için tek bayram olur. Olur böyle şeyler. Yani ya adama böyle zıngırlatırlar işte. Buradan bütün takipçilerimizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Umarım sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu bir bayram olur. Tabii bayramdan sonra da güzel bir Türkiye olur. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Elveda, elveda şehri sıyam, elveda, elveda, elveda şehri Ramazan, elveda. La ilahe... Ülkede din düşmanı, Müslüman düşmanı olman çok basit. Para musluğunu kesiyorsun, bir anda hocalar tarafından hedef gösteriliyorsun. Din düşmanı, ne oluyor? Müslüman düşmanı, sarık düşmanı, sahal düşmanı. Bu kadar basit. Zamanında bu Diyarbakırlı Ramazan Hoca, o olayla ilgili bir programa çıktı. Programdan sonra Hüseyin Çevik bununla ilgili bir video paylaştı. Aradan biraz zaman geçti, Ramazan Hoca'yı temizlediler. Sonra Hüseyin Çevik çıktı, benim ne suçum var kardeşim, ben bir şey demedim ki. Dedi, ben hedef göstermedim, ben şunu yapmadım, ben bunu yapmadım. Anlamadık yani. Ne oldu acaba? Bunu yapan arkadaş nerede? Cezaevinde mi? Bence cezaevinde değil. Ben zannetmiyorum yani. Ben zannetmiyorum. Olamaz, cezaevine sokmazlar onu yani. Sadece bize göstermelik olarak aldılar diye düşünüyorum. Yani. Diğer taraftan şimdi de Adıyaman CHP'ye geçti AKP'den. Tarikata giden muslukları kesiyorum dedi CHP'li belediye başkanı. Buradan menzile paramara gitmeyecek. Destek meslek olmayacağız. Belediyenin parasını oralara harcamayacağız dedi. En basit sosyal medyada bir video vardı arkadaşlar. Menzilde bu Adıyaman'da yaşayan bir kardeşimiz bir video çekmişti. Bulabilirsem onu paylaşırım ama bulamayabilirim. Bayağı bir eskidi video. Buraya yol geçiriyorlar diyor. Bizim arsalarımıza çöktüler diyor. Bizim elimizden sırf menzile yol geçirebilmek için arsalarımızı elimizden aldılar diyor. Adam feryat ediyor. AKP döneminde hani buradan musluklar menzile akmayacak dedi ya CHP'li belediye başkanı. Bu bile bir musluktur. Bu adamın çekmiş olduğu video doğruysa. Bizim elimizden zorla arsalarımızı aldılar. Niye? Menzile yol yapmak için. Adam feryat ediyordu. Videosunu biz burada paylaşmıştık, hatırlarsınız. Şimdi belediye başkanı biz musluk olarak muslukları kesiyoruz dedi diye nasıl feryat ediyorlar? Nasıl bağırıyorlar? Bunlar din düşmanı. Niye din düşmanı oluyor ya? Belediye sana para vermek zorunda mı? Sana destek olmak zorunda mı? Hı? Madem peygamber soyundan geliyorsunuz, hani bir gün rabıta yapın. Hep beraber da hatmeyi hacigan yapıyorsunuz ya, oturun hep beraber. Çağırın peygamberi, peygamberleri hepsi beraber gelsinler. Onlara deyin bize yol yapılacak deyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a niyazda bulunsun, yol yapılsın. Şey işiniz oğlum. Millet öldüğünde mükernekir meleklerine sorgusu halde torpil vereceksiniz. Öbür tarafta köprüden geçerken bu benim tarikattandı diyeceksiniz. Hop cehenneme gidenleri alacaksınız. Böyle hikayeler anlatmasını biliyorsunuz. Bir yol yapmak mı problem? Veya suyunuz mu akmıyor? Akıtın. Söyleyin peygamberinize seyitsiniz. Peygamberin soyundan geliyorsunuz. Hemen anında hop su akıtsın. Onun paraya mı ihtiyacınız var? Yoktur ya, 20 milyonluk 30 milyonluk arabalara biniyorsunuz. 20 milyonluk 30 milyonluk arabalara binen şeyhlerin belediye başkanı tarafından artık menzile para aktarılmayacak, muslukları kesiyorum demesi zorlarına gidiyor. Ve bir anda hedef gösteriyorlar. Sonra da vay efendim menzil şeyhi vergisini veriyorsa bu arabalara binebilir. Gerçekten veriyor mudur vergisini ya? Merak ettim. Hüseyin Çevik. Ondan sonra beddua ediyorsun. Bunlar Müslüman düşmanı, bunlar din düşmanı, sakal düşmanı. Yok, kimse din düşmanı falan değil. Dinin en büyük düşmanı sizsiniz. Ne demişler? Menzile artık hiçbir şekilde para akıntısı yok. Menzile bundan sonra yağmur havada su yok diye adam açıklama yapmış. Evet. Aynen böyle. Türkçesini söylüyorum. Adam diyor ki bu saatten sonra menzil cemaatine yağmur havada su yok.
Bütün diyor hortumları keseceğim diyor. Menzile bundan sonra hiçbir şey yok diyor. Hayırdır? Allah Allah. Menzile paraları kesiyoruz. Belediye menzile para akıtıyormuş. Bileydim ben menzilde yaşardım. Namaz abdest görmek istemiyorlar. Sakal takke cübbe görmek istemiyorlar. Menzil zorlarına gidiyor. Evet. Kavs Hazretleri'nin adını duymak istemiyorlar. Niye? Aman diyorlar, aman Müslümanların adını duymayalım, görmeyelim. Menzil arkadaşlar, ben size söylüyorum. Yani bunlar havlayacağın havlasından, yapacak bir şey yok. Olan olur. Rabbim Menzil cemaatini başımızdan eksik eylemesin. Amin. Amin. Rabbim ehli sünnet düşmanlarını kahreylesin. Amin. Mahveylesin. Amin. Helak eylesin. Dinin en büyük düşmanı sizsiniz. Yani köşeye sıkıştığınız zaman hepiniz dindarsınız. Din sizin önünüzde bir kalkan. Din, zaten bu dinle milleti her türlü hizaya getiriyorsunuz. Şu dini bir ortadan bir kaldırabilsek, millet yavaş yavaş uyanıyor. Belediye seçimlerinde oldu. Yani genel seçimlerde de bir tokat yediğinizde aslında bu dini hikayelerin bunların hiçbirini tutmadığını anlayacaksınız. Ne oldu? Cübbeli Ahmet çıktı, TV100'de sunuculuğa mı başlamış? Dün oradaydı. Benim fetvamla diyor şeye başkan, benim fetvamla işte 3-4 puan oy mu aldı Yeniden Refah Partisi, yoksa daha fazla alacaktı. Ben fetva verdim de AKP'nin oyları bu düşmekten kurtuldu falan. Böyle bir şeyler söylüyor. Diyanetin memuru da değilim. Özgür bir adamım. Benden de dünya kadar soru sorup cevap bekleyen var. Ben inanıyorum ki birkaç puan İstanbul'da Yeniden Refah en az 4-5 alacaktı. Benim tabanım olduğunu bildiğim için. Bana göre Yeniden Refah çok yanlış yapmıştır yani. Ahmet Hoca çağrıda bulunduğu halde Yeniden Refah Partisi yine oyunu artırdı. Türkiye'de bu seçime giderken iki partiye haksızlık yapıldı. İyi Partiye haksızlık yapıldı, Yeniden Refah haksızlık yapıldı. Ben Yeniden Refah hiçbir... Cübbeli Ahmet Hoca'nın iddiası şu ki, ben bu çağrıyı yaptıktan sonra Yeniden Refah aslında daha çok oy alacak. Şunu ayıralım. İstanbul özeliyle Türkiye genelini ayıralım. Ben Türkiye genelinde verilmez demedim. Peki. Bir de Başakkanım Allah aşkına. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle Yeniden Refah Partisi'ni bir mi tutacağız ya? Bir de özel İstanbul özelinde dedim. TV100'de tarikatları tartışıyorlar. İşte Mahmud Efendi cemaatinde, tarikatında FETÖ'cüler mi varmış? Böyle bir şeyler söylüyorlar. Yani cemaatten kovulan, tarikatından kovulan Cübbeli Ahmet'e derin devlet tarikat arıyor. Yani bilmiyoruz. Yani ne yapalım? Sana bir tarikat oluşturalım. Nasıl bir tarikat olur bilmiyorum. Yani bir sürü boşta gezen insan var. Bunların hepsini al, sohbet anlat. Yani tinerci, balici, uyuşturucu bağımlısı ne kadar varsa. Yani kendine bir tarikat yap yani. Bu adam niye TV100'e çıkar? Neden çıkartılır? Nasıl bir proje? Konudan konuya geçiyorum, hazır hani hocalardan bahsederken bunu da bahsedeyim dedim. Nasıl bir projeden bahsediyoruz biz? Yani bu zamana kadar seçimden önce kanallarda tarikatlar marikatlar tartışılmıyor. Seçim bitiyor. AKP kaybediyor. Bir bakıyoruz abi. Cübbeli çıkmış, tarikatı tartışıyorlar. Mahmud Efendi tarikatını, diğer tarikatları, şunları bunları. Buradan alttan bir subliminal mesaj geliyor. Bu zamana kadar biz sizi besledik. Biz varsak siz varsınız. Hani Bülent Arınç diyordu ya, biz varsak siz varsınız. Biz yoksak siz yoksunuz. Tehdit ediyordu ya. Şimdi bunun yeni versiyonu da Cübbeli ile tarikatları televizyonda tartışmak. Biz varsak siz varsınız. Biz yoksak siz yoksunuz. Sizi tartışıyoruz. Yani ipiniz elimizde. Netanyahu'nun Müslüman liderlere demesi gibi. İpiniz elimde diyor tarikatlara. Ayağınızı denk alın, hepinizin usulünü koruduğum ederim. Mi acaba? Düşündürücü. Falancadan sonra, ismini vermiyorum o zatın. Falancadan sonra Hüseyin Çevik Adıyaman Belediye Başkanı'na hedef gösterdi. Allah belanızı versin. Amin. Hoca beddua kurma. İnsanı bu hale siz getiriyorsunuz. Evet, ben açık konuşuyorum. İnsanı bu hale siz getiriyorsunuz. Ne demek? Ya arkadaşım, ben orada belediyenin yaptığı, İslam'a yaptığı saldırıdan bahsediyorum. Ben açıkım, bak lafımı esirgemiyorum ha. CHP belediyelerinin çoğu İslam düşmanıdır. Net. Lafımı esirgemiyorum. İslam düşmanı, cemaat düşmanı, tarikat düşmanıdır. Bak hala söylüyorum. Kimsede korkum yok. Ama benim kelimelerimi cımbızlayarak, oradan çekerek, buradan çekerek, falancadan sonra yeni hedefi CHP Belediye Başkanı. Ben söylüyorum, Allah muhafaza. Bak bir daha söylüyorum. Bugüne kadar hiç kimseye bilerek, şahsi ya da
kesin böyle göstererek aha şu adam bak bu adam diye kimseye göstermedik. Allah öyle yapanı bak eğer öyle bir kere yapsam Allah beni cehenneme çıkarmasın. Bunu da söylüyorum. Ya ben kafayı mı yedim? Benim işim gücüm yok mu ben millete hedef göstereyim? He onu diyorum yani. Allah muhafaza diyorum ya. Yanlışlıkla belediye başkanının yanına taş takılsa Hüseyin efendim, diyecekler yerli ya. Yerli tohum yerine İsrailli tohuma geçmiştik. Tabii ki çiftçiye yerli tohum ektirilmiyor. Ekene de ceza geliyordu. Bu konuyla ilgili Gazze'ye gitmek isteyen MHP'li milletvekili Hilmi Durgun'un İsrailli Haifa şirketinin Türkiye distribütörü olduğu ortaya çıktı. Tabii bu konuyla ilgili gazeteciler gerek sosyal medyada gerekse genellikle sosyal medyada bu olayın üzerine gidiyorlar. Hilmi Bey'i köşeye sıkıştırmışlar. Hilmi Bey daha önce Gazze ile ilgili efendim Gazze'ye gideceğim, yola düşeceğim, Gazze için canım feda falan bu tarz paylaşımlarda bulunmuş. Oysa ki kendisi İsrailli şirketin Türkiye distribütörü söyleyemedim. Olabilir böyle şeyler. Bu tohum mohum gübre mübre. Tabii ki Hilmi Bey kendini savunuyor. Biz yerli ve milli bir iş yapıyoruz diyor. Bizim diyor tohumla işimiz olmaz. Bizim pohla işimiz olur. Yani gübreyle işimiz olur diyor. Poh deyince de abi o değil diyorlar lan. Biliyorum ya gırgır amaçlı söylüyorum. Allah aşkına beyaz poh. Poh pohtur. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Gırgır geçiyoruz anasını satayım. Yoksa diğer türlü ne? Hilmi İsrailli şirketin distribütörü. Sen de diyeceksin bana ne? Allah'ım yarabbim. Böyle gırgır şamata eğlenelim gülelim. Ne olacak anasını satayım? Zaten hepimiz öleceğiz. Bu nereden aklıma geldi? Ya iki gündür saçma sapan rüyalar görmeye başladım gene. Allah sonumuzu hayır etsin. Rüyamda Acun'u gördüm. Konu konuyu açtı. Acun'u da niye gördüm bilmiyorum. Başına bir iş gelmiş. Benden yardım istiyordu. Ya böyle bir rüya olamaz. Acun benden yardım istiyor. Bir tek rüyada olur da rüyada bile olması biraz saçma. Yani Allah sonumuzu hayır etsin gerçekten. Yani çok ilginç bir rüyaydı. Bayağı bir terlemiştim. Yani ikimiz de bir şeyden kaçıyorduk da Acun'u neyden kaçırıyordum onu anlamadım. Yani Allah Allah. İlginç. Haberden buna niye geçtim onu da anlamadım da. Neyse salla gitsin. Yani demek ki anlatmam gerekiyordu. Anlattım. 9 tane tavukumuz var. 4 tane hurzumuz var. Bir de 3 tane alokumuz var. Bir tane de karimiz var hem o kanatlı olmamış. Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki Türkiye Cumhuriyeti diyor sandıkta kurulmamıştır diyor. Sandıktan çıkanla sevinenlere duyurulur. Yani sandıkta bizi gömdünüz ama biz hala ülkeyi yönetiyoruz. Sandıkla bizi gönderemezsiniz haberiniz olsun mesajı mı bu? Bahçeli niye bu konulara girdi? Yani Türkiye Cumhuriyeti nasıl sandıkta kurulmadı? He? 1920'lere bir gidelim bakalım. Lazistanlar, Kürdistanlar, buradan gelenler, bunların oyları, seçme seçilme hakları. Yani hala kafa Osmanlı'da kalmış. Beyefendi düştükten sonra kafayı vurmuş ya, orası burası mordu ya. Orada Osmanlı'da kaldı bu. Demek ki geriye gitti. Geriye gidiş yaşadı. Şu an Osmanlı döneminde olduğunu zannediyor. Belki de Erdoğan'ın sarayına bakıyor. Erdoğan'ın padişah olduğunu da zannediyor olabilir Sayın Bahçeli'ye. Sormak lazım. Yani Sayın Bahçeli Allah aşkına ya. Kimi neyi tehdit ediyorsunuz ya siz? Ha? Ya siz normal halıda yürüyemeyen, yürürken düşen adamsınız ya. Siz neyini tehdit ediyorsunuz ya? Allah Allah. Boşa laf. Ya milleti tehdit ediyor. Bu ülke sandıkta kurulmadı haberiniz olsun. Şurada 2-3 sene kaldı seçimlere. 2-3 sene sonra ülkenin ömrünüz vefa ederse 2-3 sene sonra millet size bu ülkenin sandıkta kurulup kurulmadığını gösterir Sayın Bahçeli. Siz hiç merak etmeyin. Tabii ki bu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Meral Akşener'in masadan kalkma olayı. Biz o zaman da söyledik. Ne dedik arkadaşlar? Masadan Meral Akşener kalkıyorsa Meral'i masadan kaldırana bak. Meral masadan kalkıyorsa bu iş kime yaramıştır ona bak. Kimi gösterdik? Erdoğan'ı gösterdik. Erdoğan'ı işaret ettik. Bu işin arkasında muhtemelen derin devletin Erdoğan'ı iktidarda tutma çabası var dedik. Aytun Çuray, söyleyemedim. Aytun Çuray
İYİ Partili çıktı Halk TV'de ne dedi? Yani bir nevi şunu söyledi gazetecilerin de yardımıyla. Bu işin arkasında Meral Akşener'in Erdoğan'la gizli bir anlaşması olabilir. Ben böyle düşünüyorum dedi. Ve bunu masadan kaldıran Erdoğan. Bunu söylüyor. Aytun Bey çok özür diliyorum. Bir parantez açabilir miyim? Şunu doğru mu anladım? Siz daha önceki cümlenize de böyle şey refleks gösterdim. Yani bu siyasi mühendisliğin yani 2019'daki elde edilen başarıdan sonra Cumhur İttifakı tarafından ya da AKP Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz? İçerideki doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Yani zamanla tabii tarih elimizde bilgi ve belgeleri artıracaktır. Bu aşamada retrospektif olarak baktığımda biz tıpta bazen teşhis koyamadığımız vakalar konusunda böyle yaparız. Retrospektif olarak baktığımızda gittikçe teşhisi artıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Peki o zaman en üst düzeyde bir müdahale olduğuna dair şu anki elinizdeki bilgi belge nedir? Yani ben şunu demek istiyorsunuz diye algılıyorum. Yanlış anlıyorsam zaten. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'le gizli bir müzakerede bulundu. Ve İYİ Parti'nin bu kadar kritik bir görev almasının önüne birlikte engel oldular. Ve Türkiye siyasetini şekillendirdiler mi demek istiyorsunuz? Eğer bunu demek istiyorsanız... Ben böyle bir analiz yapıyorum. Bakın 2000... Ha ne oldu? Şimdi... Meral Akşener'in abileri, devlet içerisinden gelen o abiler, o üst akıl, Teoman Koman, öğreticisi, öğretmeni, paşası, ağası neyse, bu zihniyet Meral'e bu partiyi kurdurdu. Tabii işi bitti, işi bittikten sonra da tamam dediler, sen artık çekilebilirsin. Meral de şimdi çekiliyor. Ama Meral'in çekilmesini istemeyen bir güç var, o da Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli... Sen kendi partinle ilgilen kardeşim. Sana ne İYİ Parti? Dün Meral Akşener'in evine adamlarını gönderen, Meral Akşener'i sözde kapısının önünde taciz eden zihniyet bugün Meral'e sahip çıkıyor. Bu bile Meral Akşener'in Erdoğan'a hizmet ettiğini anlamamızı sağlıyor. Yani bu nedir yani? Sen Meral Akşener istifa ederken Meral Akşener'i karalamaktasın şu anda. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunan, geçmiş dönemlerde siyasi hareketlerde komşulukla imkanını bulmuş olan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Mayıs'ta, Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. Yeni tartışmaları şimdi 17 gün tekrar şu aday olacak, bu aday olacak, şu şunu söyledi, bu bunu söyledi. Adayların durumu şudur, geçmişte şöyleydi gibi Türk siyasetini kara lekelerle süsleyen. Kadın bıraksa gitse, çekilse, aday olmasa kimse Meral Akşener'e Aytun Çıray'ın sözlerinden dolayı kalkıp da şunu söylemez. Meral Akşener Erdoğan'a hizmet ediyor. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli, parti içerisinde birileri var, aday olmaya gönüllü falan filan ama biz Meral Hanım'ın bırakmasını istemiyoruz falan diyorsa bu ne demektir? Meral bize çalışıyor demektir yani. Biz Meral'le çalışıyoruz demektir yani. Bu budur yani. Sen Meral Akşener'den, ne bileyim İYİ Parti'den uzaklaşmış, onunla aynı yolda yürümeyen bir partisin, seni ilgilendirmez. Burada da milletin aklını bulandırmak. Tamam, muhtemelen o partinin başına gelmesini istediği birisi var. O adaylardan birini ya Erdoğan ya Devlet Bahçeli destekliyor. Ve o aday gelsin diye Meral Akşener'e gitme diyor. Meral Akşener'e Bahçeli'nin gitme demesi Meral Akşener'in gidişini hızlandırır. Meral Akşener'in gidişini hızlandırır. Bahane olarak da şunu söylüyor, anayasa muhabbeti.
Beraber anayasayı yapacağız diyor. Yani bizim Meral Akşener'le işimiz bitmedi. Daha onun anayasayı yapıp ondan sonra onu göndereceğiz demektir mi bu? Yoksa Meral'den sonra kim gelecekse, yani bizimle bu yolu yürümek istiyorsa bizim dediklerimizi yapmak zorunda, anayasa muhabbetinde de gerekeni yapmak zorunda mı? Bunu mu anlamamız lazım? Yani Meral'den sonra gelecek olan adaylar da Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin adamları mı? Buradan bize bu mesaj mı veriliyor kardeşim? Benim aklıma direkt bu geldi. Ha diğer taraftan Özgür Özel tabii ki cevap veriyor Devlet Bahçeli'ye. Onlar oradan atıyor, bunlar buradan tutuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ya kimin ne söylediği önemli değil artık. Şimdi bir kez temel prensip olarak bayramı bayram gibi yaşamak lazım. O yüzden Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım. Oldukça sert buldum. Bunu ifade etmem lazım. Sayın Bahçeli sonuçta biz muhalefet izliyor. Ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli iktidara muhalefet etmeyip iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Burada aslında bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirisine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek, dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Kurtuluş Savaşı, hani dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır. Bir küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstüne örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır demek gerçekten abesle iştigaldir. Şimdi bir tarafta Erdoğan sandıktan çıkana ılımlı, olumlu yaklaşıyor. Evet diyor, biz diyor sandığa gömüldük diyor, kabul ediyor. İşte bir şeyleri düzelteceğiz diyor. Diğer taraftan da Bahçeli habire ateşi harlıyor. Bu ülke sandıkla kurulmadı, sandıkla kazanılmadı falan filan. Niye o zaman seçime gidiyoruz? Niye o zaman seçime gidiyoruz? Madem sandıkla kurulmuyor, sandıkla kazanılmıyor. Yani bak sandıkla kuruldu ki millet ne yaptı? Size tokadı yapıştırdı. Gömdü sandığa sizi. Her yeri kıpkırmızı yaptı. Demek ki sandıkla kuruluyormuş Sayın Bahçeli. Bir taraftan Bahçeli sürekli ateşi harlıyor. Veriyor ateşi. Diğer taraftan da Erdoğan da diyor ki ya bari hani bu mağlubiyetin üzerine enflasyonu, ekonomiyi düzeltebilirsem belki buradan giderim. Belki buradan yürürüm. Dışarıdan da para gelir. Benim ılımlı olduğumu görürler. Dışarıdan da para gelir. Biraz ekonomi düzelir. Enflasyon düzelir. Erdoğan'ın derdi bu. Önündeki seçimleri ancak böyle kazanırım diyor. Bahçeli'nin derdi de daha da ateşi harlayayım. İstediğim gibi bir ülke olsun. İkisinin arasında kalmış. İkisi de yaşlı ve biz genç nesiller. İki yaşlının birbiriyle mücadelesinin ortasında kalmışız. Acaba hangisine sözü geçecek? Hangisi derin devlete daha yakın? Hangisinin arkası daha sağlam? Kim kimi burada ne bileyim bastıracak, ekarte edecek, oyun dışı bırakacak? Seçim diyorum, seçim bitti. Bayram sonrası bizi ne bekliyor? AKP'den istifa ettirilecekler, Erdoğan'ın kovacakları kim? Burada MHP'nin rolü ne? MHP'de gidenler arasında mı hiçbir şey bilmiyoruz. Seçim sonrası büyük curcuna. Herkes onu söylüyor. Seçim sonrası büyük curcuna. Görelim Mevlam neyler. Pardon, görelim Tayyip neyler, neyler seçilir. Efendim reisimiz Recep Tayyip Erdoğan halkıyla buluşuyor. Halkına bayram mesajı gönderiyor. Tabii ki gene prompter faciası yaşanıyor. Ya prompterdan okumaya çalışırken gözler de tabii iyice kötüye gitti. Okumakta sıkıntı yaşıyor. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Parti'miz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz.
sizlerden de asla YS yapılmaman, sizlerden de asla YS kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Ya biraz daha yakına getirin şu prompter'ı. Kamerayı da biraz yakından tutun. Ya bazı filtreler var. O filtreleri kullanın. Erdoğan'ın kırışıklıkları çıkmasın. Bu adama her prompter'a yakınlaştığında adam hata yapıyor ya. Allah Allah. Bayrama girmeden 2 gün önce, 3 gün önce adamı alın. Vitaminlerini verin. Adam bayram mesajında diri dursun biraz ya. Gene bayram mesajında bakın önceki bayramlardaki gibiydi ya. Gene rahatsız bir modu var Erdoğan'ın. Biz Tanrımızı böyle görmek istemiyoruz ya. Bizim Tanrımızı böyle görmemiz borsayı etkiliyor, dolara etkiliyor, euroya etkiliyor. Türk parasının daha da değer kaybetmesine sebep oluyor. Tabii Erdoğan gene prompter'da takıldı. Alıştık artık. Şimdi işin doğal tarafı Fatih Erbakan'ı aramamış bayram mesajı için. Bayramlaşmamış Fatih Erbakan'la. Bunu haber yapmışlar. Niye bunu haber yaptılar bilmiyorum. Aramak zorunda değil. Yani Fatih Erbakan'ı bir nevi bijleniyor, bilevleniyor Fatih Erbakan'a. Yani bunun hesabını sana soracağım demek galiba bu. Benim sayemde meclise gir, koltuk sahibi ol, sonra da bana tekmeyi vur demek. Diğer taraftan da Özgür Özel'i aramış, bayramlaşmış. Sabah gazetesinde Özgür Özel tabii ki manşet oluyor. Büyük bir hata benim için Özgür Özel'in Sabah gazetesine röportaj vermesi. Yani içeriden Erdoğan'dan Özgür'ü manşete taşıyın mesajı gelmeden bu olmaz. Özgür'ü manşete taşıyın mesajı gelmiş. Peki niye? Ne karşılığında? Özgür Sabah gazetesinde Özgür Özel manşet oluyor. Erdoğan aramış Özgür Özel'i bayramlaşmış. Niye böyle bir şey oluyor? Yani bunu şöyle yoruyorum arkadaşlar. Anayasa değişikliğinde mecliste millete gitmeden bunu halledelim kafası. Millete gitmeden anayasayı değiştirelim. Kendimize göre bir anayasa yapalım. Tabii burada da reis yağ çekiyor. Reis Özgür Özel'e yağ çekiyor. Ben ettim sen etme. Şu an senin elin güçlü, benim elim güçsüz ama benim sana ihtiyacım var. Tamam mı? Artık ne tavizler verir, ne sözler verir. Arka planda ne olur? Derin devlet Özgür Özel'le Erdoğan'ı nasıl birleştirir? Ülkeyi nasıl dizayn ettiler? Yeni dönemde karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Ama Özgür Özel'in Erdoğan'a yakınlaşması, Özgür Özel'in Erdoğan'ın gazetelerinde boy boy işte röportajlarının çıkması Özgür Özel'e, CHP'ye oy kaybettirir. AKP'nin vagonuna bindi dedirttirir. Bir an önce senin AKP'den Özgür Özel, Erdoğan'dan uzaklaşman gerekiyor. Bu demokrasi demek değildir. Tek adam rejiminin olmuş olduğu bir ülkede senin o adamın yıllarca gazetelerinde liderinin fotoğrafı bile doğru düzgün paylaşılmadı. Hakaret dışında, iftira dışında bir şey yapılmadı. Şimdi sana bu yapılıyorsa sen yarın öbürsü gün kendi kitlen tarafından gitti AKP'nin vagonuna bindi diye yorumlanır. Oy kaybedersin, oy kaybettirir. Ya da içeriden bir güç Özgür Özel'i AKP'nin vagonuna bindirmeye mi çalışıyor ve bir an önce CHP'nin başından atıp yerine birilerini getirmeye mi çalışıyor diye yorumlamamıza sebep oluyor. Yani kafalar karışık. Her açıdan düşünmek zorundayız. Özgür Özel'in bir an önce kendisine çeki düzen vermesi lazım. Düşündürücü. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Man ortada mı kalsın? Peki. Beklerim.